Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Vuitokanan'ın ekibi ve topluluğuyla birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projenin adı Kilopi, web sitesi kilopi.net ve token'ı da LogToken. Vuitok kanalındaki zaten Kilopi adı altındaki tüm videolar bu projeyle alakalı. Bu videonun konusu bu projenin ekosistem elemanlarından Scali oyunundaki bazı güncellemeler. Hemen hızlı bir şekilde aktarmaya çalışayım. Scali oyununda ilk aşamadan geçtikten sonra ikinci aşamaya geldiğimiz bölgede zaman zaman güncellemeler oluyor ve bunları bu YouTube kanalında yayınlamaya çalışıyorum. Yine burada yapılan bazı önemli güncellemeler oldu. Bunları doğru bir şekilde şimdi aktarmaya çalışacağım. İçinde bulunduğumuz şu bölge güvenli bir bölgeydi. Bu güvenli bölgenin dışında burada yaratıklar falan vardı. Onları kesebiliyorduk. İçlerinden altınlar toplayabiliyorduk. Fakat bazı oyuncular bildiğiniz üzere kırmızı oldular. Yani diğer oyunculara fazla saldırıp çok kişi öldürdüğünüz zaman kırmızı oluyorsunuz ve karanlık tarafa geçmiş oluyorsunuz. Şimdi bu sebepten ötürü oyunun bazı özelliklerini aktif etmek durumunda kaldık ve bu adada çok önemli bir prototip hazırlamaya karar verdik. Bu adanın içerisinde oyunun tamamının konseptinin, mini bir prototipinin tam anlamıyla entegre edildiği ve akıcı bir şekilde oyunun oynandığı versiyona doğru götürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu sebeple şuradaki tam güvenli olan bölgeyi güvenli olmaktan şu anda çıkarttık. Yani burada eğer mavi karakterlerinizi gezerken dikkatli olmanız gerekiyor artık. Burası tam güvenli bölge değil. Yani oyuncular artık orada birbirlerine vurabiliyorlar. Fakat vurabiliyorlar derken vurmak serbest değil. Burada artık iyileri koruyan gardiyanlar var. Gardiyan sistemini biz burada şu anda aktif etmiş durumdayız. Gardiyan sistemini kullanabilmek için bu alanın içerisinde gri, kırmızı karakter görürseniz oyuncu da olabilir, yaratık da olabilir. Guards yazarak guards şeklinde yazıp enter'a bastığınızda gardiyanlar hemen sizi korumaya geliyorlar. Gri veya kırmızı bir karakter varsa onu öldürmeye çalışıyorlar. Fakat siz guards yazdığınızda o karakter anında ölmüyor. Gardiyan yanına gelip ona vurmaya başlıyor. Gardiyanlar oldukça güçlüler. Fakat tek vuruşta öldüremeyebilirler. Bu sebepten ötürü şu anda bu sistem bir süre deneme aşamasında bu bölgede aktif olacak. Burada birazcık daha ayık olmamız gerekiyor artık. Aynı şekilde tam bu bölgenin karşısına şu bölgeye de karanlık tarafın gardiyanları eklendi. Burada da karanlıkların gardiyanları var. Fakat bu gardiyanlar birbirleriyle aynı sistemde çalışmıyorlar. İyi tarafın gardiyanları normalde ortalarda görünmüyorlar. Sadece kırmızı veya gri bir adam gördüğünüzde siz guards yazarsanız gardiyan geliyor. 5-10 dakika oradaki işi bittikten sonra bölgeyi geziyor, sonra kayboluyor. Sizin çağırmanız gerekiyor. Siz çağırmazsanız kolay kolay gelmez. Siz çağırmazsanız eğer etrafta bir NPC varsa, NPC görürse kırmızıyı veya griyi, NPC de çağırabilir. Ama illa birisinin çağırması lazım. Karanlık tarafın gardiyanları bu şekilde değil. Karanlık tarafın gardiyanları serbest bir şekilde burada duruyorlar bu bölgede. Çağırma diye bir şey söz konusu değil burada. Karanlık tarafın gardiyanları mavi oyuncu gördüklerinde, yani iyi oyuncu gördükleri zaman otomatik olarak saldırıyorlar. Herhangi bir şey yazmıyoruz ve bu gardiyanlar okçular, ok atıyorlar. İyi tarafın gardiyanları yakın mesafe saldırıyorlar, yani kovalayarak yakalamaları gerekiyor. Kötü taraftakiler ok atıyorlar, siz içlerinde gezerken sağdan soldan patır patır ok yeme ihtimaliniz var. Bu güncellemeler şu anda aktif edilmiş durumda. Aynı zamanda kırmızı oyuncular, tabi karanlık tarafın oyuncuları artık bu bölgeye kolay kolay giremeyeceği için bu bölgedeki birçok NPC de kırmızı oyuncuların ihtiyaçlarını giderebilmeleri için şu bölgeye ilave edildi. Bu bölgeye aynı zamanda işte bandaj yapabilmek için gerekli aletler de ilave edildi. Kırmızı oyuncular bu bölgede işlerini görebilirler. Aynı zamanda şuradaki dereyi de atlatabilmek için burada derenin bir ucundan öteki ucuna sıçrayabildiğimizde bir sistem, böyle yere tek bir kare ilave edildi. İyi ve kötülerin arasına da tam orta diyebileceğimiz bir seviye, şu bölgeye ve şu bölgeye, bir tane buraya, bir tane de buraya, Skeletal Knight adı altında bir iskelet, kılıcı kalkanı olan bir iskelet ilave edildi. Bu iskelet küçük bir boss. Bu iskeletin içerisinden zaman zaman özel kılıçlar çıkabiliyor. Özel silahlar diyelim. Özel silahlar normal silahlardan çok güçlü silahlar değil. Şu anda buradaki boss mini bir boss olduğu için normal kullandığımız silahlardan
bir tık daha güçlü bir silah cinsi çıkıyor. Bunları da alıp artık biriktirebiliriz, kullanabiliriz. Şu anda bu anlattığım sistemlerin hepsi aktif. Burada dikkat edilmesi gereken iki tane konu var. Birincisi, bu gardiyanlar ve oyundaki NPC'lerin yapay zekaları ile ilgili hala üzerinde çalıştığımız birçok konu var. Oyun arka planında dönen dünya kadar kod var ve NPC'ler zaman zaman geç tepki verebiliyorlar. Bu konu üzerinde bir optimum yer bulmaya çalışıyoruz. Onu oturtmaya çalışacağız. Birinci konu bu. İkinci konu da bu adanın içerisinde hem mavi oyuncu hem kırmızı oyuncu, ister aksiyon yapmak isteyen oyuncu olsun, ister zanaat yapmak isteyen oyuncu olsun, oyun akıcı ve eğlenceli bir şekilde oynayana kadar bu adanın içerisinde güncellemeler devam edecek. Ta ki biz bu adanın içerisinde birçok yeteneği aktif ettikten sonra, akıcı bir şekilde oyun oynanmaya başlandıktan sonra bir sonraki versiyona geçip benzer sistemi haritanın geri kalan kısmına yavaş yavaş yaymaya başlayacağız. Bu önümüzdeki süreç tabii aylar sürecek bir süreç. Burada sizin geri bildirimleriniz çok önemli. Herhangi bir problem yaşadığınız zaman yine şuradaki menüden Help'e basıp şuradan Report a problem to the admin'se yazarsanız çok seviniriz. Şimdilik bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.